Evet, Galatasaray'ımızın bugün Zalgiris'te Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Mertens'in müthiş golüyle zor da olsa Galatasaray turu geçmeyi başardı. Bakalım bugün taraftarımızın yorumları nasıl olacak? Hadi başlayalım. Bugün Galatasaray'ımızın Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Evet. Maç hakkında yorumlarını alabilir miyiz? Nasıldı sence? Maç taraftarı çok tatmin etmedi ama biz tribünde iyiydik. Yaz ayı olmasına rağmen tribünleri doldurduk. Atmosfer de iyiydi. Takımın yanında olduk. Bunda yana sıkıntı yoktu ama oturması gereken taşlar var. Torreira'yı bekliyoruz. Icardi'nin gelmesini bekliyoruz ama taraftar her zaman olduğu gibi sahada. Gittik geldik, gittik geldik. Çok yordu bizi. Her ilk maç böyle oluyor zaten. Sezon öncesi böyleyiz. Ama inşallah açacağız. Icardi de gelecek. Kızım daha iyisini söyle. Ben çok beğendim. Taraftar çok iyiydi. Her zaman destek çıkıyorlar. Süper. Güzeldi ilk maç deneyimimde. Karşı takım bayağı bir yufladılar. Bu benim ilk maç deneyimimdi. Nijerya'dan geldim buraya. Sadece bu maç için geldim. Galatasaray'ı çok seviyorum, çok takip ediyorum. Bizim oralarda da zaten çok sevilen bir takım. Galatasaray seyirci manyak. Gerçekten atmosfer inanılmazdı. Ben böyle bir maçı, böyle bir atmosferi hiçbir yerde görmedim. Birçok maça gittim ama bu onlardan biri değildi. Bu gerçekten farklı bir maçtı. Galatasaray'ın ise birazdan Metin Oktay ruhunu ortaya koyması gerekiyor. Bunu da çok yakın zamanda kadrosunun gelişmesiyle ortaya koyacaktır ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacağız diye düşünüyorum. Umarım en iyisi olur bizim için. Takımdan çok memnun değilim abi. Geçen takımın yarısı da yok zaten. Yarısı da birkaç haftaya gelir inşallah. Ama takımdan memnun değildim ya. Çok zorlandılar ön tarafta. Bilmiyorum, Okan Hoca'nın vardır bir bildiği ama bence Bakan Buyu İlk 11 başlatabilirdi ya da ikinci yarının başında. Maç güzel değildi. Pek istediğimiz gibi gitmedi her şey ama güzeldi yine. Galibiyet aldık. Galibiyetle süsledik. Güzel oldu yani. Mutluyuz. Maç beklediğimiz tarzda değildi ama ilk maçlar zaten hep böyle oluyor. Galatasaray'ı zaten biz hep inanarak maçlarına geliyoruz. Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Buna eminiz. Buna güveniyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Her maçta gelmeye devam edeceğiz. Bence güzeldi. Sence nasıldı? Çok iyiydi abi ya. Çok güzel bir atmosfer vardı. Ben 1600 kilometreden sevdam için, Galatasaray için daha buralara kadar geliyorum. Güzel bir atmosfer vardı. Güzel bir maçtı. İnşallah Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırız. Bugün Galatasaray çok stresli oynadı. Acayip stresli. Benim için iyi öyle oynamadı ya. Aynen öyle beklemedim. Bana göre güzeldi. Biraz başında sıkıntılar yaşadık ama sonra güzel geçti. Yani eğlendik. Maç beklediğimiz gibi değildi. Yani şimdi rakip çok beklenmeyecek şeyler yaptı. Özellikle kalecileri kanatlara topu atarak daha sonrasında içe katarak hani harbiden de beklediğimizden çok iyiydiler rakipler. Yani ikinci lig hani o liglere bakarsan daha da iyi bir takımdı. Ama biz de stres yaptık. Yani takım biraz stres yaptığını çok belli oluyordu yani. Ama yine de aldık turu. Önemli olan tur almaktı zaten. Bence maç güzeldi ama yani forvet olmadığı çok belli oldu. İnşallah Icardi tez zamanda gelir ve her şey yoluna girer. Güzel baskılı oynadılar. Biraz daha fazla gol olması isterdik. Evet, baştan bitirelim bu işi. Aynen, erken bitirseydik daha güzel olacaktı ama zevkli maç oldu. Maç güzeldi ama ikinci bir golü beklerdik ancak çok güzeldi bence. Ama Icardi olsaydı daha güzel olurdu. Çok güzel geçti. Tekrardan Avrupa'ya gidebilmek için bu maç çok önemliydi ve Allah şükür kazanabildik. Ambiyans olarak, seyirci olarak gerçekten çok güzeldi. En oyuncularımızdan birkaçı bence çok da iyi değildi ama sağlık olsun. Evet, kazandık sonuçta. Vallahi açıkçası ben beğenmedim. Şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın bunlara fark atması gerekiyordu. Yani 5-6'lar. Hani aynı Fenerbahçe'nin yaptığını burada yapması gerekiyordu ama olmadı. Ben bunu tamamen şeye bağlıyorum. İşte Icardi'si gelecek, Zaha'sı gelecek. Aslında bu da bir bahane değil. Onlar yokken de Galatasaray'ın bunlara çok farklı bir tarif uygulaması gerekiyordu. Birazcık eksik kaldı. Özellikle savunma arkası kaçırmaları olsun. Çünkü artık yerleşmiş olması gerekiyor. Bu işlerin çözülmüş olması gerekiyor. Yani şu an Zalgiris değil de biraz daha üst bir takım olsaydı Galatasaray çok zorlanırdı. Belki burada turu bırakabilirdi yani. Peki sence maçın oyuncusu kimdi? Bence maçın oyuncusu Mertens'ti. Çünkü kilit golü o attı. O yüzden Mertens'ti diyorum. Mertens. Yani. Gol attığı için Mertens derim ama takıma katkıda bulunan tek Sacha Boey'di yani. Mertens gol attı ama Sacha Boey de çok iyiydi. Mertens. Ama neden öyle bak, patronu. Oyunu sakinleştiriyordu, bağırıyordu, yavaş oynan, şora ver falan filan. Yani tam kaptanlık bir ruh var adamda. Mertens. Mertens.
Bence de Mertens. Harika bir gol attı. Ya attığı golden dolayı Mertens aslında, ama Boye'yi çok beğendim. Sacha evet. Boye gerçekten inanılmaz. Boye'nin Mertens. Mertens ve Kerem. Mertens ve Kerem. Mertens ve Kerem. Mertens golü attı ama maçın oyuncusu bence tartışmasız Sacha. Mertens. Boye. Kötü oynadı ama golünü attı. Ben de süper gol Mertens. 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 Ben de aynı fikirdeyim. Mertens. Sacha Boye ve Müslüman'a bir de Mertens bir de Açık. İki kişi istiyorum. Bir tane, bir tane. Mertens. Mertens. Tartışmasız bence Sacha Boye ve Müslüman'aydı. Mertens. Mertens ya da Müslüman. Bence Barış Alper'in hazmi, Mertens'in klası, Sacha Boye'de ya. Enerjisi. İnanılmaz bir şey ya gerçekten. Sizce peki? Sacha felaketti. Şimdi.